Zeyn, annemi ve babama nişanı Bombay'da yapma sözü verdin. Ama yengem, Hayat ve Rizvan'ın nişan törenini ev sahipliği yapmayı kabul edecek mi? Bak prensesim, sen benim ne kadar becerikli olduğumu bilmiyorsun. Annemi ikna etmek bu kadar kolay. Bana hayır demeyecektir. Bekle ve gör. Zeyn. Anne? Bhopal seyahati nasıl geçti oğlum? Ha, çok güzeldi anne. Anne ben de birazdan seninle... Aslında Zeyn, benim de seninle konuşacaklarım vardı. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Hayat'la Rizvan'ın nişanının burada olmasının uygun olacağını düşünüyorum. Onlar da bu ailenin bir parçası oluyorlar, öyle değil mi? Halamı arayıp bu güzel haberi vereyim. Yenge. Allah'ım, bu ismi duymak istemiyorum. Bunca aydır burada yaşamama rağmen standartlarımızın farkında değilsin. Biz böyle şifacılara hizmetçilerimizi bile yollamayız, anlıyor musun? Annem kesinlikle haklı Aliye. Babamın tedavisi hakkındaki her şeye annem karar verecek. Beni anlıyor musun? Aliye sevgilim, sen çok tatlısın. Babamın sağlığı için her şeyi yapmaya hazır olduğunu biliyorum aşkım. Ancak bir şifacı bulmadan önce bana söylemeliydin, öyle değil mi? Birden annemin karşısına çıktı. Onun hiç haberi yoktu. Zeyn, şifacı hasta tedavi edemez mi? Kerim amcayı yıllardır tanırız. Dayımla aynı durumdaydı. Felç geçirmişti. Onu Doktor Habib iyileştirdi. Sen Doktor Habib'in kim olduğunu biliyor musun Zeyn? Kim? Reha'nın babası. Reha'nın babası mı? Ben de farkında değildim. Ancak o adrese gittiğimde Reha'nın evi olduğunu öğrendim. Peki bana neden söylemedin ki? Beni dinleseydin söylerdim. Yapma lütfen. Annem ona her ne söylediyse, Reha'ndan özür dilerim. Zeyn, dayımı iyileştirebileceğini içimde hissediyorum. Ondan camide haberim oldu. Bu Allah'ın iradesi olmalı Zeyn. Hislerine saygı duyuyorum Aliye. Ancak tıp bilimi artık çok gelişti, öyle değil mi? Ve güven bana, İspanyol doktorun ne kadar başarılı olduğunu gördüğünde çok şaşıracaksın. Ama Doktor Habib'in... Tedavisi hakkında tanık olduklarım da birer delil sayılır Zeyn. Kerim amca şimdi yürüyor ve normal konuşuyorsa onun hazırladığı karışımlar sayesindedir. Dayısının yeğeni, İspanyol doktor sadece babam için İspanya'dan geldi. Bırakalım da işini yapsın. Annemin kararına saygı duymalıyız. Yani o da bize saygı duyuyor. Sonuçta babamın sağlığı hakkındaki kararlarda
İlk söz her zaman annemin olmalı. Sonuçta onlar karı koca. Görüşürüz. Zeyn, içimde hissediyorum. Doktor Habib dayımı tedavi edebilir. Ancak herkes ona karşı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Bütün bunların hepsi sadece kızınızın nişan töreni için. Umarım bunun için mutlusunuzdur. Elbette anne. Neden olmasınlar? Sen zaten her şeyi hallediyorsun. Bu da tıpkı bizim verdiğimiz diğer davetler gibi olacak. Alya Nert. Tam ben de bunu şimdi size sormayı düşünüyordum. Sizi karşılamak için Zeyn havaalanına gitti. Ben de bu arada törenin hazırlıklarıyla meşguldüm. Yani Alya nerede gerçekten de hiç bilmiyorum. Kardeşinin nişan hazırlıkları yapılırken her şeyi öylece bırakıp gitmiş. Anne, baba. Siz yarın gelmeyecek miydiniz? Evet. Ancak bugüne bilet bulduğumuz için biz de en iyisi hemen şimdi gelelim dedik. Zeyn sana bunu söylememizi yasakladı. Sana sürpriz yapmak istedim. Ama sen neredeydin? Önemli bir işim vardı. Alya söylesene, o elindeki şey de ne? Benim bazı ilaçlarım. Anne, baba, hadi içeri geçelim. Eve daha yeni geldin. Neden hemen içeri gitmek istiyorsun? Bu arada hazırlıklara sen de biraz yardımcı ol. Ne yapılması gerektiğini söyle. Alya, bence annem kesinlikle çok haklı. Biz beraber hazırlıklara odaklanalım. Annem de diğer işlere baksın. Ben de tam bunu söylüyordum. Evlenecek olacak kızın ablasını da, evlenecek oğlanın ablasını da nedense bir türlü bulamıyorum. Sanki bu evlilik sadece bizi ilgilendiriyormuş gibi. Anne, bu alışveriş çok önemli olduğu için gitmeliydim ama yarın için tüm hazırlıkları hallettim. Bu arada ben Fahat'a kimlerin davet edilmesi gerektiğini söyledim. Zeyn ve Alya, siz de bu arada diğer işleri tamamlayın. Bu kardeşimin nişanı olduğu için yüzük alırken Fahat'ın yanında olması gereken kişi benim. Değil mi Fahat? Kumaşçı da yarın eve gelecek. Elbiseleri birlikte seçeceğiz. Öyle değil mi? Ölsem de yaşasam da kimsenin umrunda değil. Hepsi beni reddetti. Şaziye, babam, hepsi. Kimse benim yanımda yer almıyor. O yüzden bana söz ver. Beni gördüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Alya, söylesene, sen bugün nereye gittin? Aslında
Ben bugün Ayat'ın nişanı için gerekli olan hediyeleri seçmeye gitmiştim. Ama bu büyük bir haksızlık. Alışveriş çok heyecanlı bir olaydır. Neden bana haber bile vermeden tek başına gittin? Yanında olsaydım hepsini bitirmiş olurduk. Rizvan ve Ayat ne kadar da mutlu. Hatta bizim bile nişanlanmamız gerekiyor. Aslında sen benimle evlenmek bile istememiştin. Ama ben o sırada hayatımın mutluluğundan kaçmaya çalıştığımın farkında bile değildim. Rizvan ve Ayat'ın nişanı üzerinden biz de bu konuda kendi eksiğimizi gidereceğiz. Üzgünüm Zeyn. Senden ne kadar çok şey saklıyorum. Ancak buna mecburum. Çünkü şifacının ilaçları dayımın sağlığı için. Bu yüzden bunu senden saklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Gahar'ın olayına gelince ben ona bir söz verdim. Ve ben bunu kimseye söylemeyeceğim dedim.